Gelin çocuklar. Oturun bakalım. Merhaba hocam. Siz başlamadan ben hemen söyleyeyim, kimseye bulaşmadım. Çimene sordum ama anlatmadı hiç. Nedir sorun? Şimdi Mete Ağa, bu flaş diski Çimene sen mi verdin? Evet, ben verdim. Kimin bu? Yani bilmiyorum ki. Dün çantamdan çıktı, Çimen isteyince ona verdim. Ne oluyor? Bir şey oluyor şu an. Çimen bu flaş diskteki görüntüleri izlerken tesadüfen ben de gördüm. Ve açıkçası ikimiz de şoka uğradık. Sebep? İçinde uygun olmayan ve suç unsuru barındıran görüntüler var Mete Han. Suç unsuru ve uygunsuz derken anlamadım hocam. Pornografik ve şiddet içerikli görüntüler Mete Han. Ne? Hocam benim ne işim olur böyle şeylerle ya? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum şu anda Mete Han. Çimen bu flash diski senin verdiğini söyleyince durumu teyit etmek istedim. Yani hocam dün robotik kulübünde yedek flash disk istedi benden Çimen. Ben de çantama baktım, hatta şaşırdım. Yani dedim benim böyle bir flash diski mi varmış Çimen? Evet, evet anne, ben de şahidim. Aynen böyle oldu. Yani senin olup olmadığından emin değilsin. Emin değilsin değil hocam, benim değil. Senin olmayan bir şeyi neden başkasına veriyorsun Mete Han? Benim sandım çünkü. Senin değil mi? Vallahi benim değil hocam. O zaman neden senin çantanda? Ya bilmiyorum, belki bir başkası attı. Neden böyle üstüme geliyorsunuz ya? Kim Mete Han? Ya bilmiyorum hocam. Bak Mete Han, bunun içindeki görüntüler bu flaşın sahibini hapse götürecek kadar feci görüntüler. Şimdi senden iyi düşünmeni istiyorum. Bana güvenebileceğini biliyorsun. Benim amacım sana burada yardımcı olmak. Hocam siz ne diyorsunuz Allah aşkına, ben sapık mıyım? Ne diyorsunuz ya? Mete Han, ben sana inanıyorum zaten. Sadece bunun sahibinin kim olduğunu bulursak ortada bir sorun kalmayacak diyorum. Tamam, ben herkese tek tek sorayım o zaman hocam. Ne diyeyim yani, ben de kala kaldım, bilmiyorum. Evet, soralım, araştıralım. Ben biliyorum Mete Han'ın olmadığını. He? Peki tamam, o zaman ben bu durumu kurula sunayım. Pardon, bir dakika bir dakika. Hocam kurul derken anlamadım. Ya bunların içinde sizden başka kimse ne olduğunu bilmiyor. Atın çöpe kurtulalım işte hocam. Neyi zorluyorsunuz ya? Evet anne, Mete Han haklı. Yani bunun içinde bizden başka ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir dakika çocuklar. Siz şimdi bunu yok sayıp görmezden gelmemi bekliyorsunuz benden? Bakın bu videodaki kızlar şu an şantaja uğruyor olabilir. Başları belada olabilir. Yani böyle bir şeyi nasıl görmezden gelmemi beklersiniz? Ha, beni yakacaksınız yani, öyle mi? Mete Han, seni yakmak değil. Ben şu anda seni temize çıkarmaya çalışıyorum. Ya beni şikayet ederek mi yapmak istiyorsunuz Kıvılcım hocam bunu? Benim değil diyorum size. Anlıyor musunuz? Bak Mete Han, ben sana inanıyorum zaten. Ama bizim bunu ispatlamamız gerekiyor. Hepsi bu. Şimdi ben kurulla konuşacağım. Sınıflarda kamera yok. Kamera olan yerlere bakılacak. Gerekirse herkesin teker teker ifadesi alınacak. Sonra? Diyelim ki kimseyi bulamadık. Ne olacak hocam? Kimse çıkıp benim flaşım demeyecek sonuçta buna, değil mi? Ya hocam biz akraba değil miyiz Allah aşkına ya? Mete Han, ben kimseye ayrıcalık yapmam. Aynı şey Çimen'in başına gelmiş olsaydı aynı şekilde Çimen'e de davranırdım. Aynen böyle davranırdı. Şimdi kurul kararı bildirene kadar babanın haberi olmayacak. Ben de ona bir şey söylemeyeceğim. Bana güvenebilirsin. Ama yönetmeliğe uygun bir şekilde davranılacak. Ya hala yönetmelik diyorsunuz. Ne diyorsunuz hocam Allah aşkına ya? Ya benim değil diyorum size. Ben tek başıma bulacağım ben. Göreceksiniz. Mete Han. Ya bırak. Gördün mü ne yaptığını? Ayrım yapmam ne demek ya? Mete Han. Ya bunların içinde sizden başka kimse ne olduğunu bilmiyor. Atın çöpe kurtulalım işte hocam. Neyi zorluyorsunuz ya? Yapamam. Kız çocuklarına bunu yapamam. Abi şaka mı ya? Bu iş mi ya? Mete Han tamam, bir dur, bir sakin ol. Bir soralım önce herkese.
siyah bir flash disk vardı, gördünüz mü deriz. Ya zaten bilen birisi varsa hemen renk verir, anlarız, konuştururuz. Ya bu kadar panik olma lütfen. Ya ne demek panik olma, duymadın mı kızım sen anneni? Tamam da babana söylemeyecek ki. Ya kurula gidecek, daha ne? Her şeyi tek tek kuralına göre yapacak ya. Her zamanki gibi, tabii. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Ya senin olmadığı anlaşılacak, merak etme. Sen niye zaten metan verdi diyorsun, ben onu anlamadım. Ben konunun buraya geleceğini nereden bileyim? Sordu bana, ben de söylemiş bulundum. Her şeyi kıvıran sen, bunu kıvıramadın tabii değil mi? Metan, bu senin mi değil mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Benim değil diyorum, neyi zorluyorsun sen? O zaman bu kadar korkma. Ya bana da böyle kızma. Ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Hadi kalk bari, bir ağız arayalım, bir şey yapalım. Kalk, hadi. Evet, şimdi sizi buraya biraz tatsız bir olay için topladım. Dün gece kızım Çimen'in bilgisayarının içinde hiç hoş olmayan, çok çirkin, şiddet içerikli pornografik görüntülere rastladım. Bu görüntüler Çimen'e verilmiş bir flash diskin içindeydi. Çimen'in neymiş? Ona da bir arkadaşı vermiş. O da bizim öğrencimiz. Sonrasında öğrencimizle konuşup bu durumu teyit ettim. Fakat durum şu ki bu flash diskin kendisine ait olmadığını söyledi. Bu çok normal değil mi? Evet ama ben öğrencimize inanıyorum. Kimmiş bu öğrenci? Metehan Ünal. Öğrencimize kendisini ispat etmek için 24 saat mühlet verdim. Bu sırada bütün güvenlik kameraları didik didik edilecek. Sonrasında biz tekrar toplanıp... Eğer durum dediğiniz gibiyse bizi aşar. Adli bir durum olur. Bu da okulun adını çıkarır. Ben kabul etmiyorum. Hocam ben de durumun ciddiyetinin farkındayım. Ama öğrencimizi tanıyorum. Ailesini de öyle. Babası nişanlınız değil mi? Ne demek istiyorsunuz anlamadım. Ben öğrenci mi kayırıyorum burada? Eğer öyle bir şey yapıyor olsaydım bu durumu gelip burada sizinle paylaşmazdım. Ben Kıvılcım Hoca'ya sonuna kadar güveniyorum. Kendi evladı olsa ayrım yapmaz. Teşekkür ederim. Şimdi bundan sonrasında gerekli araştırmaları yapıp ona göre aksiyon alalım. Ben bu durumun sorumlusunun bir an önce bulunacağına inanıyorum. Ne haber Semih? İyidir kanka, senden ne haber? İyi. Böyle küçük bir flash disk gördünüz mü ya, siyah? Yok maalesef görmedik. Yok görmedik kanka. Tamam eyvallah. Sağ ol. Görüşürüz. Ne haber? İyidir. Ya böyle siyah bir flash disk gördünüz mü hiç? Yok ben görmedim. Yok ben de görmedim. Yok görmedik. Maalesef. Tamam. Sağ ol. Rica ederiz. Gel biraz da soralım. Ne haber bro? İyidir kanka, sen? İyi. Ya biz böyle siyah bir flash disk arıyoruz. Ne flash diski? Ya böyle siyah, küçük bir flash disk. Kayboldu da. Yani görmedim ama istiyorsanız bakarım. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Abi kafayı yiyeceğim. Kimse mimik oynatmıyor ya. Farkındayım. Ama daha 10 kişiye sorduk. Bulacağız. Hadi, devam. Yani yaptığım şeyden o kadar eminim ki, o kadar şüphem yok ki. Ama niye bu kadar kötü hissediyorum bilmiyorum. Çok normal değil mi be canım? Aşık olup evleneceğin adamın çocuğundan bahsediyoruz. Flash disk ya Metehan'ınsa Fatma, ben o zaman ne yaparım? Sen bir şey yapmayacaksın. Bak Ömer aklı başında bir adam. Eğer böyle bir şey yaptıysa çocuğu, bunun için ne sana küser ne kırılır. Bence tam tersi teşekkür eder. İyi de insan çocuğu söz konusu olduğu zaman öyle objektif olamıyor ki. Sen nasıl olabiliyorsun? Fatmacığım bu benim yapım. Ben her yerde adil davranırım. Ya çocuklarım söz konusu olduğu zaman da bu böyle ama bu herkes için geçerli değil. Belki Ömer için de öyledir. Bütün kameralara bakıldı. Hiçbir şey yok. Yani kuruldu, araştırıyor hala. Eğer bir şey çıkmazsa yarın Ömer'i okula çağırıp konuşmak zorundayım. Ay Fatma o kadar gerginim ki. Yani bu geceyi ben nasıl geçireceğim bilmiyorum. Hayır, önden acaba bir çıtlatsan mı diyeceğim ama. Hı? Ya bir şey çıkmaya da bilir. Ben prosedüre uygun davranmak zorundayım. Kesin bir şey yok. Belki de çocuğun biri çıkacak benim diyecek. Bilmiyorum ki. İnşallah. Gerçekten benim de içime nerede oldu. Ya Metehan eğer suçlu çıkarsa neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Bir de kurulda Selçuk diye bir adam var. İşgüzarın teki. O ne demek? Adam asap bozmak için yaratılmış resmen. Yani
İkna olmadı, inanmıyor. Adli makamlar falan diyor. Hani neyse sonra sustu da. Ay bilmiyorum bu işin içinden nasıl çıkacağız biz. Neyse şu annemin açılışına geç kalmayalım. Ben bir yukarı çıkayım, dışarıda buluşuruz. Tamam canım. Tamam. Of, hadi görüşürüz.